Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün hem konumuz ilginç hem de önden vereceğim haberler ilginç. Öncelikle bir araba reklamıyla girmek istiyorum. Çok enteresan. Türkiye'de de özellikle İstanbul'da biliyorsunuz trafik büyük bir karmaşa ve yoğunluk gösteriyor ama İngilizlerin efsane otomobili 1909 tarihinde 3 tekerlekli yapılan Morgan artık Türkiye'de. Geçenlerde İngiliz konsolosluğunda yapılan bir lansmanla artık burada da satışı gerçekleştiriliyor. İlginç bir filmi var. Onu hep birlikte izleyelim. Evet, araba, motosiklet arası bir şey ama işte böyle ilginç, bazen klasik araba tutkunları bunlara meraklı oluyor. Artık çok kolay ulaşılabiliyor. Efendim, bildiğiniz gibi 17 Haziran'da başlayan Cannes Lions Reklam Festivali son sürat devam ediyor. Türkiye bu sene 2 bronzda kaldı ama jüri üyelerimiz ve orada BPN CEO'su sevgili Nusret Algüneş'ten son haberleri bir canlı alalım dedik. Nusret, merhaba. Merhabalar. Cannes Lions'dan merhabalar. Hani böyle bir zamanlar şey vardı. Reha Muhtar Atina'dan bildiriyor gibi bir haber. Sen de bize Cannes'dan bildiriyorsun. Nasıl gidiyor? Sıcaklarla başlayalım. Nasıl? Havalar iyi mi? Ya valla aslında ilk 3-4 gün bayağı güneşliydi, sıcaktı ama şu anda son 2 gündür Cannes herhalde yağmurunu bekliyor diye düşünüyorum. Bayağı bulutlu bir hava var. Harika. Ama son 2 günde salonlarda kalabalık devam ediyor. Bu sene 2 bronzla kaldık ama bayağı yıldız yağmuru varmış diye duyduk. Nasıl gidiyor? Biraz böyle bir satır başlarıyla bizi bir aydınlatırsan sevinirim ya. Tabii. Aslında son 2 güne girdik bahsettiğim gibi. Katılımcılar hafta boyunca gündemdeki konuların yanı sıra bayağı bir dev isimleri izleme imkanı buldu. Hani Helen Mirren'dan Sir Ian McKellen'a, Steven Gerrard'dan Hale Berry'e, pek çok ünlü, hatta şu anda Maurice Levy ile Publicis Global CEO'su Christine Lagarde, IMF'in başkanı, beraber şu anda bir panel yürütüyorlar. Çok iyi. Konuşacak çok konu var. Bazı başlıklar üzerinden gitmek gerekirse aslında bu sene daha iyi bir dünya ve insanlar için fayda üreten markalar gündemdeydi. Hani Unilever'i, Procter & Gamble, L'Oreal gibi dev şirketler, hemen hemen herkes bunun altını çizdi. Sadece manevi anlamda değil, ticari olarak da bundan markaların fayda sağlayacağı konusu konuşuldu. İkinci bir başlık Uzak Doğu etkisi denebilir. Reklam dünyasına ağırlığını bayağı hissetmeye başladı Uzak Doğu. Özellikle Kore ve Çin'den güçlü vakalar ve sunumlar gördük. Tencent, Alibaba gibi şirketler teknoloji odaklı paylaşımlarda bulundu. Özellikle AI, yapay zeka üstüne. Kültürel bir Uzak Doğu etkisi de var. Bu K-pop denen Kore pop çılgınlığı üzerine paneller vardı. Gangnam Style ünlü şarkı yapanlar... O tekrar bir gündeme gelmiş galiba. Ya çok enteresan şey dediler, Gangnam Style yapanlar 2.8 milyar görüntülenmeye ulaşmış. Hala olağanüstü seyrediliyor, biz de anlamıyoruz neden seyrediliyor diye esprisini bile yaptılar. Ciddi bir Kore rüzgarı esiyor dünyada müzik endüstrisinde. Grand Prix ödülü bayağı bir... ses getirdi galiba. Bütün ödülleri almış götürmüş. Fearless Girl değil mi? Evet. Ya o Wall Street'teki ünlü boğanın karşısındaki 130 santim yüksekliğindeki Fearless Girl bronz heykeli hepimizin kalbindeki projeydi. En sevdiğimiz projeydi hatta. Beklentilerimiz de boşa çıkmadı. Daha ilk günden 3 tane Grand Prix kazandı. Çok çok kuvvetli bir iş. Aslında pek çok markaya örnek olması gereken bir iş diye düşünüyorum. Süper. Var mı başka bir şey? Ne zaman dönüyorsunuz? Cumartesi günü artık bitiyor. Bugün son seanslar. Evet. Son seansların arkasından Cumartesi günü bu akşamdan itibaren dönüşler yoğunlaşır gibi gözüküyor. Ağzına sağlık Nusret'ciğim. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah döndükten sonra bir özel kan programı yaparız. İnşallah, inşallah. Size de iyi bir yayın diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere diyorum. Sağ ol bilgiler için. Evet. Yurt dışından haberleri de aldık. Efendim bugün Samsung Ticari Pazarlama Müdürümüz Burak Destici. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve BA Life Marketing CEO'su Evrim Mert. Hoş geldiniz. Aslında BA Big Apple değil mi? Evet. Çok iyi. Değişik bir konumuz var. Onu özellikle işleyeceğiz. Efendim dev bir marka. Bir dünya devi diyebiliriz. Birçok kanalda her türlü faaliyetleriniz var ama Türkiye biliyorsunuz birazcık telefona da tutkun bir toplum. İsterseniz biraz Samsung Mobil'den bir şöyle bakalım. Tabii. İsterseniz bir genel vizyon da verebilirsiniz. Tabii öncelikle Nusret Bey'in dediği gibi bir Kore rüzgarı esiyor dedi. Biz de bu Kore rüzgarının bir temsilcisiyiz Samsung olarak ve dev bir temsilcisiyiz. Türkiye'de de bütün dünyada olduğu gibi aslında global olarak ben hem telefon, tablet, mobil ürünlerden sorumluyum. O vesileyle buradayım. Dediğiniz gibi Samsung aslında global stratejiye sahip olan çok büyük, her dakika değişen çok dinamik bir ortam. Evet. Aslında bizim amacımız insanların hayatlarını kolaylaştıracak, inovatif, onlara her gün kullanabileceği ve rahat kullanabileceği ürünler sağlayabilmek. Bunun için de telefon bahsettiğiniz özellikle akıllı telefonlar iyi bir iletişim yolu bizim için. Çünkü takdir edersiniz 24 saatin çoğunu telefonlarla geçiriyoruz. Evet. Ve hep yanımızda. Amacımız insanları, tüketicilerimizi veya kullanıcılarımızı bu bağlamda hep memnun edebilmek. Öyle bir araştırma vardı, çok ilgimi çekmişti. Hı. Günde en az 110 kere dokunuyormuşuz telefona. O bir artık dokunma, bir içgüdüsel bir şey oldu. Bundan da memnunuz biz aslında. Ama önemli olan bu dokunuşları yaptıktan sonra ve telefonu kullanırken hayatı en iyi şekilde yaşamalarını veya deneyimlerini sağlayabilmek kullanıcıları. Biz de onun için buradayız. Dediğim gibi her gün değişen bir teknoloji var. Her gün farklı teknolojilere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Biz de çok hızlı değişiyor. Bir de bunun öncüsü olmaya çalışıyoruz. Aslında Samsung markasının olma sebebi de bu. Biz öncülük yapmak istiyoruz buraya. Bununla ilgili de zaten hani birçok ayrı ürünle de tüketicinin karşısındayız. Global olarak. Şöyle diyeceğim. Globalde 2 tane çok güzel reklamınız var. Onları ayırdık, göstereceğiz. Bizim bu tüketici teşvik kampanyalarına geçmeden birkaç kelime de globalden bahsedelim ve ben o filmleri göstermek istiyorum. Çünkü çok iyi. Güzel filmler. Global olarak aslında Samsung'un bir stratejisi var. Yani çok değişmeyen bir kırmızı çizgi dediğimiz bir strateji var. Biz lokaller olarak bu stratejinin arkasından gidiyoruz ve uyguluyoruz. Ama esas burada yapmaya çalıştığımız ülkeler olarak lokal dokunuşlarla aslında bu global stratejiyi Türk tüketisine, Türkiye için konuşayım, en yakın hale getirebilmek. Bütün hikayemiz aslında bu. Samsung dediğim gibi teknoloji devi ama aynı zamanda hayata da dokunmak isteyen bir marka. Hayata dokunurken de sadece Kore'den veya başka bir merkezden gelen genel bir stratejiyi burada biz kendi tüketicimize, kendi insanımıza nasıl sıcak hissettirebiliriz ile ilgili bütün çalışmamız aslında bunun üzerine. Şimdi o globalde 2 film var. Biri zannediyorum yeni ürünle ilgili, biri de sınırları kaldır. Onlardan bir tanesi seyredeceğimiz bir film. Genel stratejiyi aslında Samsung'un ne demek istediğini gösteren bir film. Do what you cannot do sloganıyla gelen, yani aslında yapılamayanı yap. Diyen bir strateji. İkincisini çok sevdim. İkincisi ürün bazında olan bir film. Yeni bir lansmanımız var. O yeni lansmanda da belli bir sloganımız var. Biz sınırları kaldırıyoruz diyoruz. Onunla ilgili bir film. Aslında ikisi de aynı şeyi söylüyor ama farklı yerlerden. Biri daha ürün bazında, biri de daha düşüncel ve felsefi bazda bir yaklaşım var. Peki. Bir filmleri izleyebiliyor muyuz? Tamam. packed my bags last night pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, rocket man, burning out into the real world. And I think it's evet, son izlediğimiz film internet bazlı dijital ortamda gösterildi. Sadece dijital ortamda gösterildi. Ve 25 milyon mu? 25 milyon üzeri bir izlenime kavuştu. Çok güzel dönüşler aldık. Evet. Aslında buradaki hikaye üründen ziyade felsefe, demin söylediğim gibi. Yani başarılamayanı başar. Geçen sene de bu global bir yapım. Geçen sene de Samsung olarak biz burada lokal uygulamasını yaptık. Yaparsın. İştekiyle. Dediğim gibi aslında bu global materyalleri biz lokal dokunuşlarla aynı felsefe doğrultusunda bazen araç olarak ürünlerimizi, bazen de genel felsefemizi kullanarak izleyiciye, tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi tabii reklamlar ve ürünler bildiğimiz gibi klasik reklamlar. Evet. İşte ondan sonra dijital, sosyal medya alanı. Fakat bazı öyle ince dokunuşlar, öyle niş hareketler yapmak lazım ki, değil mi? O ürünü farklı bir boyuta getirip işte hem pazarlama, hem satış yönünden, hem markayı cilalamak yönünden formüller gerekiyor. Bu işi de siz yapıyorsunuz. Hı. İstersen biraz yaptığımız faaliyetle bağlantılı sonra ürünlere nasıl bir makyaj dokunuş yapıyorsunuz onları dinleyelim. Aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Biliyoruz artık, birçok araştırmalardan da biliyoruz. Tüketicinin markalardan artık isteklerinin farklı olduğunu biliyoruz. Rekabetin çok yoğun olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Birçok ürün alternatifinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Evet, markalar bunu reklamlarıyla, iletişimleriyle hep ön plana çıkarmaya çalışıyorlar kendilerini. Fakat tüketici tarafına geçtiğimizde biliyoruz ki tüketici artık farklılık istiyor markalardan. Yani daha yakın hep bir ilişki, farklılık istiyor da yakın işte ilişki istiyor. Biz işte aynen burada devreye giriyoruz zaten. Şimdi tüketicinin o tercih anında tüketiciye markanın hikayesini devamını getirecek. Hı hı. Aynı zamanda bir deneyim yaşatacak projeler hayata geçiriyoruz. Eski yöntemleri devreden kaldırıyoruz artık. Çekilişi devreden kaldırıyoruz. Uzun vadede bir biriktirme, kupon biriktirmeyi devreden kaldırıyoruz. Ve diyoruz ki bu ürünü satın aldığında biz sana bu ürününle hikayesine uygun bir fayda sağlayacağız. Bunlar hep deneyimsel şeyler. Çünkü artık öyle bir dünyada da yaşıyoruz ki hepimiz her şeyi görmüş olabiliyoruz. Yoga yapmışızdır, pilates yapmışızdır, seyahat etmişizdir, başka ülkelerde fotoğraf çekenleri görmüşüzdür. Biz bir tüketicinin isteyebileceği o faydaları, o deneyimleri markayla iliştirerek ve alışverişle ilişkilendirerek sağlıyoruz. Peki mesela örnek vermek gerekirse... Nasıl bir örnek verelim? Mesela Samsung'dan başlayalım bu Samsung'dan işe. Şöyle bir nasıl bir işbirliği yaptınız? Peki. Şöyle, şimdi biz biliyoruz Samsung'un bir ürün lansmanı vardı Şubat ayında. Ve bu lansmandaki ürünün hedef kitlesini millennials olarak belirledik. Samsung'u millennials olarak belirledik. Biz millennials'ı araştırıyoruz. Ve bakıyoruz, ortak yönlerine bakıyoruz. İşte neden zevk alırlar, neden etkilenirler, o deneyimsel şeylerin ne olduğunu buluyoruz. Ve şöyle bir kampanyayla bağdaştırdık. Dedik ki bu ürünü satın alan herkese yurt dışına Avrupa'ya uçak bileti hediye ettik. Buradaki bağlantıyı da şöyle kurduk. Telefonun faydası, fotoğraf makinesinin özelliğini vurguladık ve herkesin gitmek isteyebileceği Avrupa ülkelerinden birine kendilerine uçak bileti verdik. Dolayısıyla hem ürünü satın aldılar, hem hayallerinde olan bir şey. Bu bir çekilişsiz falan değil mi? Tamamen çekilişsiz, kurasız, herkesin sahip olabileceği bir kurgu tasarlıyoruz. Bunlar ortadan kalktı artık. Tek yapmasını istediğimiz şey tüketiciden, evet bunu satın al ve sana karşılığında bu faydayı, bu ödülü vereceğiz. Ve bu ödülü de deneyimleyeceksin. Peki şimdi hani geleneksel bir reklam anlayışı var. Diyelim ki bir kampanya yapıldı. İşte bunun olağan mecralarda yayınları gerçekleştirildi. Bundan sonra mı devreye giriyorsunuz? Yoksa mesela aynı anda stratejiyle birlikte işte televizyonda oynarken veya işte billboardta çıkarken, işte dijitalde yayınlanırken de faaliyet devam ediyor mu? Çünkü bu tip şeylerden hep işte içeride de konuşuyorduk ya, sürdürülebilir olmak, evet, işte 360 derece bakmak, markayı devamlı kişiyle yakın, sıcak tutmak olayında nasıl aslında bakıyorsunuz? Aslında bu Ender Bey, bu stratejinin bir parçası. Yani bu daha önce planlanan bir şey oluyor. Bizim durumumuza bakarsanız... Tam nerede devreye giriyor yani onu... Şöyle, biz bu ürünle ilgili yani 2 tane kampanya yaptık. Biz özel günler kampanyası da bunlar. Bir tanesi Sevgililer Günü, bir tanesi Anneler Günü. Anneler Günü. Onun da filmini izleyeceğiz. Hı. İsterseniz örnek olarak oradan da girebiliriz. Burada yaptığımız şuydu. Biz normal ürünün iletişimini yaptıktan sonra biliyorsunuz Anneler Günü, Sevgililer, özel günler daha çok alışverişin yukarı çıktı. Bu arada Babalar Günü'ne gitti galiba. Babalar Günü'yle ilgili de kampanyamız var. Onu da daha sonra konuşuruz. İçsel bir kampanya yaptık biz orada. Bu kampanyalarda alışveriş yukarı çıkıyor. Yani bunu bekliyorsunuz. Tabii, tabii. Özel günler. Onunla ilgili ürünün kendi iletişiminin devamında bu yaptığımız kampanyaya özel bir iletişim tasarladık biz. Birbirinden kopmayan, aynı şeyi konuşan ama kampanyada bir şekilde iletişen bir çalışmamız oldu. Bunu 360 düşünmek zorundasınız. Çünkü kampanya mekanizması ne kadar iyi olursa olsun bunu duyuramadığınız durumda başarısını aşağı çekiyorsunuz. O yüzden biz önce mekanizmayı karar verdik. Bir araştırmamız vardı. Özellikle tüketici veya kullanıcı biz nerede yakalarız diye baktık. Nelerden hoşlanır diye baktık. Bunu sürdürülebilir anlamına baktığınız zaman mesela en son Anneler Günü kampanyası, biz 1 sene boyunca 2. bileti, sinema bileti hediye ettik tüketicimize. Yani bunu 1 sene boyunca deneyimleyecek, anlayacak, görecek ve memnun olacak mantığında. Bununla ilgili hem gazete ilanı girdik, hem dijitalde bayağı döndürdük. Kendi internet sitemizde onun duyurusunu yaptık ve televizyon reklamına da çıktık. Televizyon reklamı burada yaptığımız lokal ama tamamen bu promosyonu söyleyen, ön plana çıkartan, anlatan bir konumlamada oldu. Bunu yaparken de ana reklamdan da uzaklaşmadık. Oradaki mesajı aldık, buraya uyguladık. Ve onu bir flow şeklinde, bir bütün olarak, bütünlüğü bozmadan. Aynen. Çünkü kopuk olduğu zaman bu sefer ürün bazlı yaptığınız zaman farklı yerlere gidiyorsunuz. Doğru. Bir de en önemlisi aslında bunu deneyim olarak sağlamak. Çünkü fiyata odaklamadan kişinin gerçekten deneyimlemesini sağladığı, aldığı zaman memnun olacağı, onu da ürünle bağdaştıracağı bir kampanya düzenlemekti. Peki o zaman bir o filminizi de izleyelim. Evet. Bir Anneler Günü filmine gidelim. Annenin sadece kalbinde değil, profilinde de hep sen varsın. Ama senin profiline şöyle bir bakıyoruz da, anneler bir tanedir, paylaşılmaz. Lafını biraz fazla mı ciddiye almışsın? Misal, senin son TBT'n kumsalda ayakların. Annenin son TBT'si, kucağında senin mini minnak ayakların. Bugün paylaştığın fotoğraf, ünlülerin uğrak mekanı o restoran. Annenin paylaştığı, seni elleriyle beslediği o an. Senin profilinde arkadaşlarınla 10 ayrı fotoğraf. Çevren geniş bakıyorum. Annenin profilinde ise beraber çekildiğiniz birbirinin tıpatıp aynısı 10 fotoğraf. Bugüne kadar yüzlerce fotoğraf paylaştın. Kalplerin hepsini kazandın. Şimdi bir tane fotoğraf paylaşıp en büyük kalbi kazanma zamanı. Evet, özel günler hep zaten gündemde oluyor, ediyor. Peki bu müşteri teşvik kampanyalarında bir ölçümleme, bir geri dönüş, yani nasıl bir raporlama reklam verene veriyorsunuz, nasıl bir cetvelle sunuyorsunuz onu. Bizim aslında reklam verenden, bizim iş ortaklarımızdan istediğimiz en büyük raporlama, biz onlardan daha çok istiyoruz ve bu satışınızı arttırdık mı? Çünkü bu projelerin asıl amacı her zaman tüketiciyi teşvik etmekle ve onlara bir deneyim vermekle birlikte satışı arttırmak. Başta söylediğim gibi farklılaştırmak, markayı, ürünü tercih sebebi yaratmak. Biz öncelikle projenin başarılı olmadığını o rakamlardan ölçümleyebiliyoruz. Bizim kendi tarafımızda tabii ki biz bir proje hayata geçirdiğimizde o projeye özel çağrı merkezini in-house sunuyoruz bu hizmeti. O projeye özel bir özel kampanya internet sitesi hazırlıyoruz. Biz buralara ziyaret rakamları bizim için bir ölçüm. Bize gelen çağrılardaki bilgilendirme çağrıları ya da yönlendirme çağrıları bizim için bir ölçüm. Tabii ki sonra kaç kişinin kullandığı da bizim için bir ölçüm. Ama her şeyden öte satışımızı artırdık mı? Onu da bize markalarımız, iş ortaklarımız veriyor. Peki bunda size direkt markalar da çünkü müracaat ediyor diye. Direkt markalarla yapıyor. Evet. Peki onlara nasıl bir süreç içinde bunu taahhüt ediyorsunuz? Mesela böyle bir markasına göre ya da ürününe göre işte 4 hafta minimum yapmalısın veya işte 3 ay yapmalısın gibi, onu nasıl belirliyorsunuz? Yani nasıl bir bütçelendirmeyle veriyorsunuz? Bu sektöre göre çok değişken bir şey. Tamam. FMCG sektöründe süreleri olabildiğince 2 haftada tutmak istiyoruz. Yani zaten çok değil hızlı tüketilen ürünler. Dolayısıyla çok eskitmemeye çalışıyoruz oradaki kampanyanın mesajını da. Elektronik sektörlerine gittiğimizde bunu olabildiğince 1 ay, 1,5, 2 aylarda tutmak istiyoruz. Çünkü burada biraz daha düşünerek hareket ediyorsunuz. Çünkü daha yüklü bir miktar para veriyorsunuz o ürünü satın almak için. Biraz da aynı zamanda bunun anlatılan bir, yani tüketicilerin birbirine anlatabilecekleri bir proje olduğunu varsayıyoruz. Çünkü orada şey demiştiniz, hani böyle klasik hediyeler değil de, değil mi? Evet. Mesela işte bir deodorant örneğinden yola çıktık. İsterseniz onu da söyleyin. Tabii hani herkes bir deodorant alana işte bir deodorant daha gibi oluyor ama sizde farklı bu. Biz onlardan artık uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Yani orada da bir fark yaratıyorsunuz. Her yerde bir fark yaratıyoruz aslında. Şöyle diyoruz örneğin, deodorant alana, şimdi deodorantın bir hikayesi vardır. Ne zaman kullanacağımızı biliyoruz. Ve diyoruz ki özellikle bahar aylarında bu tür projeler yaptığımızda bu deodorantı satın aldığın takdirde sana spor salonu üyelikleri hediye edeceğiz. Dolayısıyla zaten tabii ki burada şunu da anlatmaya çalışıyorum. Bu projelerde hep bir hikaye olması gerekiyor. Bahar aylarında hepimizin yazın yaz geldi, mayolarımızın içerisine gireceğiz. Daha fit olmamız gerekiyor. Hepimiz hissediyoruz. Dolayısıyla Nisan-Mayıs ayında bir deodorant aldığınızda ve size spor salonu üyeliği hediye edildiğinde tam da oraya dokunmuş oluyoruz. Ah bak, görüyor musunuz, ben ücretsiz üyeliğimi alacağım ve sadece bu deodorantı satın almakla bunu başaracağım. Kalmayacak. Aynen. Ve böyle kendi vücuduma dönüp de bir fayda sağlayacak gibi geliyor. Peki son 2-3 dakikaya doğru giriyoruz. Ben biraz daha global Samsung'dan bahsetmek istiyorum. İşte spor faaliyetleri, olimpiyatların sahiplenilmesi, en son İstanbul'da yapılan Final Four olayı. İstersen birazcık da markayı öyle bir gözle bakalım. Şimdi her şeyden önce bizim en azından sen de bir sporcusun yani. Göz bebeğimiz marka. O yüzden yatırım sadece ürün bazında olmuyor, marka bazında oluyor. Marka çok uzun bir yolculuk. Bu yolculukta da bazı farklı yollarda markayı zenginleştirmeye çalışıyoruz. Samsung dediğiniz gibi olimpiyatların sahiplenmesinde çok önemli rol oynayan bir marka. O yüzden bizim için çok önemli. Hem global olması hem olimpiyat ruhuyla çok birleşiyor olması bizim globalde çok kullandığımız bir iletişim yolu. Bunun dışında demin bahsettiğim gibi lokal olarak da bazı dokunuşlar yapıyoruz. Örnekte bahsettiğiniz Final Four İstanbul'daydı 2 gün boyunca ve biz oraya Samsung olarak sponsor olduk, teknoloji sponsoruyduk. O heyecanı, Türkiye'de olmasının heyecanı, bir Türk takımının olması ve sonuçta da şampiyonluğu almasıyla beraber o heyecanı hep beraber yaşıyor olduk. Ve bunu da resimledik biz. Bizim için çok güzel bir çalışmaydı. Aslında ilk başta bahsettiğim gibi global bir çatı var. O çatının belli farklı yolları var ve o yollarda aynı çatıda kalmak suretiyle lokal dokunuşlar oluyor. Biz spora destek veriyoruz. Ama önemli olan dediğim gibi ana stratejiden çok fazla uzaklaşmadan doğru yerlere gidebilmek. Onlarla ilgili ayrı bir bölümümüz var zaten. Sadece buraya odaklanan. Onlarla beraber bu işi Samsung markası olarak sadece mobil ürünler değil tüm marka olarak burada bazı çalışmalarımız oluyor. Peki son olarak böyle kısaca yaz sezonunda markanın herhangi bir etkinliği, herhangi bir çalışması. Şimdi biz hep etkiniz. Evet, evet. 12 ay boyunca aslında etkiniz. Çünkü her 4 ayda bir lansmanımız oluyor. Onunla ilgili bir çalışmamız oluyor. Tam lansmanı belli yere getiriyoruz. Bu sefer yeni lansmanla tüketicinin karşısına çıkıyoruz. Şu anda demin bahsettiğiniz lansmanın çalışmaları devam ediyor. Televizyondayız, dijitaldeyiz. Durmadan devam ediyoruz. Yani yaz boş geçmiyor. Samsung'un marka olarak sahiplendiği bir kıtalar arası yüzme yarışmamız var. Ha, o da Temmuz ayında galiba. Temmuz'un sonunda. Evet. Onunla ilgili korporat tarafımız çalışıyor. Gerekli çalışmaları yapıyorlar. Onunla ilgili duyuruları vesaire. Biz de mobil tarafta ürün bazlı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve günün sonunda aynı çatı altında buluşuyoruz. Devam ediyorsunuz. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok mersi. Çok mersi. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik ama bir bayram mesajımız var. Hem de Ipsos Omnibus'un bir araştırmasını söylemek istiyorum. Bayramda en çok verilen mesaj tatlı yiyip tatlı konuşalımmış. Bununla da ilgili bayram ziyareti için götürülmesi düşünülen hediyeler içinde %47 ile çikolata geliyormuş. %31 tatlı, %23 şeker ve %10 hediyelik eşya. İlginç bir değerlendirme. Çikolata bayağı ön sıralarda gidiyor. Efendim, hepinize mutlu bir bayram diliyoruz. Hoşça kalın. Bayram sonrası görüşmek üzere. İyi hafta sonları.